Değerli İtülüler, şimdi bir başka İtülüyü, mezuniyet törenimizin onur konuşmacısını davet etmek istiyorum. Kendisi 1987 İTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu. Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendislerinden biri ve ilham veren bir girişimci. Mezuniyetinden sadece 2 yıl sonra kurduğu Index Bilgisayar AŞ, bugün 200'den fazla uluslararası markanın ürünlerini tüketicilere ulaştıran, 8000'i aşkın iş ortağına sahip bir başarı öyküsü. Teknik üniversite ile bağını hiç koparmayan, desteğini esirgemeyen ve 4 yıl boyunca İTÜ Mezunlar Derneği Başkanlığı'nı da yapan kıymetli mezunumuz ve TÜSİAD Başkanı Sayın Erol Bileci'yi konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Çok iyi bir atmosfere geleceğimi tahmin ediyordum ama böylesine şahane, böylesine harika bir atmosfer olabilme ihtimalini daha az düşünmüştüm. Gerçekten müthiş bir akşam oluyor. İyi türler. Harikasınız. Çok değerli rektörüm, çok değerli hocalarım, Türkiye'nin dört bir yanından mezunlarımızın bu gurur terörüne gelen çok değerli aileler, yakınları ve günümüzün kahramanları, esas modellerimiz olan siz sevgili İTÜ'lü canlar diyorum ben. Sevgili İTÜ'lü canlar. Hoş geldiniz. Ama artık İTÜ'de tabii siz bizim canlarımızsınız ama ben izin verirseniz bundan sonra sizlere ya arkadaşlarım ya gençler veyahut da meslektaşlarım demek istiyorum. Artık bugün itibariyle farklı bir virajdan döndünüz. Bizlerle berabersiniz artık. Sizleri şahsım ve tüm İTÜ mezunları adına sevgiyle selamlıyorum. Ve bu güzel yuvada sizlerle birlikte olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Çok sevgili İTÜ'lüler, öğrenciliğin yıllar sonra geriye dönüp bakıldığında gerçekten en güzel hatıraları öğrenci evlerine aittir. Benim de çok şahane anılarım var. Ben de bugün gerçekten evime gelmiş oldum sevgili gençler. Bugün gerek iş hayatı, gerek sosyal hayattaki tüm ünvanlarımdan sıyrılıp sizlerin karşısına en değer verdiğim ünvanım olan İTÜ'lü ünvanımla geldim. Bugün sadece İTÜ Bilgisayar Mühendisi 1987 mezunu Erol Bilecik olarak karşınızdayım. Benim için en değerli olan ünvan. Ve şimdi bu kürsüden Türkiye'nin en pırıl pırıl, en tertemiz ve en cesur yüreklerine seslenmenin güzelliğini ve mutluluğunu yaşıyorum sevgili gençler. Bugün sizlere seslenirken ben de gerçekten 30 yıl öncesine dönmüş oldum. 30 yıl önce sizin bugün yaşadığınız heyecanı keyifle yaşıyorum şimdi gerçekten. İnanın. İleride fazlasıyla tanık olacaksınız, şahit olacaksınız sizler de ilerleyen yıllar dahilinde. İTÜ'deki bu heyecan, hissettiğiniz yüreğinizdeki bu heyecan asla biten bir mevzu olmayacak, emin olun. Mezun olduğumda birçok dönem arkadaşım olduğu gibi ki bugün çok aramızda dönem arkadaşım var. O günlerde bende de çok karışık ve karmakarışık duygular içindeydim. Belki bir kısmınız aynı duygular içindesiniz. Bir yandan Türkiye'nin neredeyse ve istisnasız bence en seçkin üniversitesinden bir mezun olarak hayata atılmanın vermiş olduğu o muazzam güven duygusunu yaşarken bir yandan da önümdeki çok uzun ve bir miktarda belirsizliğin getirmiş olduğu çok tatlı bir telaşı hissediyordum. Ve muhtemelen birçok arkadaşım gibi o meşhur veyahut da malum soruyu kendime de soruyor idim. Başarılı bir gelecek için doğru adımları acaba atabilecek miyim? Aradan çok uzun yıllar geçmesine rağmen sevgili canlar, hakikaten hala o sorguyu yapıyorum.
O gün de, bugün de bu sorunun anlamı sadece kendime, kendi içime karşı değil, yaşadığım topluma da sorumluluklarımı yerime getirmek adınaydı. Ben de her İtülü gibi hayatım boyunca işini ve üstlendiği görevleri hakkını vererek yerine getiren biri olmaya çalıştım. Çünkü işin aslı bir göreve gelmek değil, o görevi gerçekten layıkıyla yapmak ve layıkıyla yerine getirmek sevgili gençler. Bence sizler kendi yapacağınız bu muazzam ve uzun yolculukta hayatın sizden beklediklerini fazlasıyla verecek bir güce sahipsiniz ve eminim başaracaksınız. Sevgili genç arkadaşlarım, insan hayalleriyle vardır, unutmayın. Ve insan aklıyla hayallerini yönetir. Bizlerin de sizlerle ilgili hem hayallerimiz var hem de ama beklentilerimiz var. Mustafa Kemal Atatürk'ün hepimize emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar korunması ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda çalışmak. Çok teşekkürler. Hayatımızın her aşamasında benim en büyük motivasyonum oldu. Sizin de yaşamda yol göstericinizin Atatürk ilkeleri olmasını canı gönülden diliyorum. Sevgili gençler, artık yaşamınızın en önemli yarışlarından birini bugün itibariyle dönmeye başlıyorsunuz. Artık gerçek hayat dediğimiz iş dünyasında yerinizi almaya başlayacaksınız. Yaşamınızın bu yeni evreninde lütfen kendinize güvenin ve hiçbir şeyden korkmayın. Zira sizler bu yeni, yepyeni hayatınızın dönemine girerken çok güçlü bir donanıma sahipsiniz. Bu güçlü donanımla giriyorsunuz. İTÜ diplomanız sizlere meslek hayatınızda elbette çok önemli bir avantaj sağlayacak, emin olun. Ancak İTÜ'deki eğitiminiz bunların çok daha ötesine geçen aslında bir süreç yaşadınız. Belki birileriniz yeteri kadar farkında olmayabilirsiniz ama inanın bilinç altlarınıza bu yerleşecek. İTÜ'nün, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin özgürlükçü, paylaşımcı, toplumla ve iş dünyası ile iç içe geleneği ve duruşunun sizlere bu süreçte kazandırdığı değerli bu nitelikleri asla unutmayın. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 100 bini aşkın mezun network'ü iş yaşamınızdaki en büyük güvencelerinizden bir tanesi olacak. Yeter ki girdiğiniz her yerde ben İTÜ'den mezunum deyin arkadaşlar. Ve aklınızda olsun sevgili gençler. Yaşam yolculuğunuz boyunca bu yolda samimiyetinizi, karakterinizi sınayacak birçok yol arkadaşıyla karşılaşacaksınız. Emin olun bunda da. Birçok durakta duracak, bazen gönüllü, bazen zorunlu molalar vereceksiniz. Zaman zaman zor seçimlerle karşı karşıya kalacaksınız. Böyle dönemlerde sıkıntıları aşmanın inanın tek yolu var. Sağduyu, anlayış, hoşgörü, farklı inanç ve düşüncelere saygıdır arkadaşlar. Her zaman pusulanız ayrıştıran değil, birleştiren değerler olmalı sevgili gençler. Çünkü sizler, İTÜ'lü canlar, İTÜ'nün İstanbul Teknik Üniversitesi'nin asırlardır çağdaş kültürüyle çok yönlü ve özgüvenli bireyler olarak yetiştiniz. Sizleri yarının liderleri arasında görmek ve ülkemizin çağdaşlaşmasına katkıda bulunduğunuzu bilmek bizler için istisnasız en büyük gurur ve mutluluk kaynağı olacak. Çok sevgili gençler, dünya çok hızla değişiyor. Sizler bu değişime ayak uydurmak için bilgi ve becerilerinizi sürekli olarak arttırmaya ve güncellemeye odaklanmalısınız. Tutkuyla inandığınız değerler uğruna mücadele etmekten kat'i suretle kaçınmayın. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve özgürlükleri olan bağlılığınızla başarılarınız emin olun katlanarak artacaktır. Ve eminim ki her biriniz kendi yolunuzu en iyi şekilde zaten çizeceksiniz. Sizlere bu yolda cesaret diliyorum. Cesaret, büyük hedefler için çalışmak,
Bunun herhangi bir ödülü ya da karşılığı olup olmayacağını bilmemek, hatta düşünmemektir sevgili gençler. Cesaret gerçeği aramak, bunu da yüksek sesle dile getirmektir. Sizler de zaman zaman benim gibi yaşamınızda şöyle geriye dönüp baktığınız anlar olacak. Ve geride bıraktığınız birçok durağı, birçok geçtiğiniz dönem işleri düşüneceksiniz. Belki de keşke bazı tercihleri farklı yapsaydım diye düşündüğünüz zamanlar olacak. Ancak şundan eminim, hepiniz benim gibi bir daha dünyaya gelsem yine İTÜ'yü tercih ederdim diyeceksiniz. Sevgili gençler, nereden mezun olduğunuzu asla unutmayın. Sizler Anıtkabir'in mimarlarının, devrim otomobillerinin mühendislerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiş ve ülkemizin yakın dönem tarihinde iz bırakmış birçok değerli sanatçı, yazar, bilim adamı, kısaca saymakla bitmez ama kısaca hayata yön veren birçok yüzlerce, binlerce değerli kişinin eğitim gördüğü bir üniversitenin mezunlarısınız. Unutmayın. Sizler Türkiye'nin biraz önce bütün şampiyonları gördük. Gerek sporda, gerekse akademik anlamda, bilim anlamında. Sizler Türkiye'nin gerçekten ilk elektrik minibüsünü üreten, saymakla bitmez ama birkaç tanesini sayacağım. İlk hidrojen ile çalışan teknesini tasarlayan. Ellerini görüyorum sizlerin, görüyorum. İlk helikopteri, arıkopteri tasarlayan, ilk haberleşme araçlı uyduyu üreten, sözün kısası Türkiye'nin ilklerine imza atan bir üniversitenin mezunları oluyorsunuz. Ve sizler, bitmiyor ama, güneş teknesiyle dünya şampiyonu olan, nerede, oradalar. NASA'nın da destek verdiği uluslararası CANSAT yarışmasında tasarım birincisi olan gençler, oradalar. Ve çok yakın günlerde, çok keyifle okudum bu haberleri ve şahane bir şekilde tanık oldum. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen insansız hava araçları yarışmasında dünya dördüncüsü olan. Bakın bunların bir özeti var gençler. Bunların hepsinin toplam bence bir başka deyişle, siz dünyaya meydan okuyan bir üniversitenin mezunları oluyorsunuz. Ne mutlu sizlere. Sevgili gençler, sözlerime yavaş yavaş son vermek istiyorum. Yani ben de sizler gibi çok heyecanlıyım ve bu muazzam töreni sizlerle beraber, rektörümle beraber, hocalarımla beraber ve ailelerle, yakınlarla beraber, arkadaşlarımla beraber izlemek istiyorum. Ancak çok kısa bir şekilde sizlerin bu diploma törenini izlemeden yine önce kendi deneyimlerim sonucu sizlerle paylaşmak istediğim çok kısa özet bir takım tavsiyeler var. Unutmayın, başarıya giden en kısa yol başkalarının tecrübelerinden faydalanmaktır. Aman bu kulağınızda küpe olsun. Sevgili gençler, hep hayalleriniz olsun. Hayali olmayan insanın emin olun yarını da olmuyor. Hayal ettiğiniz kadar mutlu ve başardığınız kadar da özgür oluyorsunuz. Yaptığınız işi mutlaka sevin. Eğer sevmiyorsanız o işi yapmayın gerçekten. İnsanın sevmediği bir işte başarılı olması emin olun mümkün değil. Ne yaparsanız yapın, severek yapın, aşkla yapın. Her dönemin kendi içinde zorlukları var sevgili gençler. Sizler de zor bir dönemde mezun oluyorsunuz, bu kesin. Ancak unutmayın, zorluklar karşısında pozitif kalabilen başarılı olur. Hiçbir zaman bardağın yarısından dolu üzerinden bakmayı unutmayın. Bakın sadece isteneni yapmakla fark yaratamazsınız. Sizden beklenilmesi gerekeni de yapmanız gerekir. Bu da aklınızda küpe olsun. Hayatta gerçekten insanların başarılarından çok başarısızlıklarından daha fazla şey öğrendiğini de unutmayın. O bakımdan başarısız olmaktan da korkmayın. Ama bu sizde alışkanlık yapmasına gerek yok. Girişimci ruhunuzu asla kaybetmeyin ve karşılaşacağınız her zorlukta mutlaka başaracağım duygusu hep sizlerle beraber kalsın. Mutlaka sivil toplum örgütlerinde çalışın. Aktif olun, aktif olarak çalışın. Ve emin olun ki bu geniş çevreler ancak ve ancak onlarla beraber olur. Ve diliyorum yarın itibariyle İTÜ Mezunlar Derneği'ne de üye olursunuz. Çok sevgili gençler,
Son iki cümlem daha var bu konuyla ilgili. Lütfen kendiniz olun. Kendiniz gibi davranın. Bir başkasının rolüne girmediğiniz gibi bir başkası da sizin rolünüzü oynamasın. Çok çalışın ve hiçbir zaman da kesinlikle pes etmeyin. Çok sevgili gençler, sevgili İTÜ'lü canlar. İnsanoğlunun ortalama yaşam süresi yararlı birçok şey yapmak için aslında hiç de kısa değildir. Benim felsefem daima bu topraklardan aldığını bu topraklara ver oldu. Siz de bu topraklar için nasıl borcumu öderim diye lütfen her daim düşünün. Ülkemizde özlenen değişim ve dönüşümü ancak sizin gibi genç, nitelikli ve cesur beyinler ile yakalayacağımıza kalben inanıyorum. Hepinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Sizi bugünlere getiren annelerinize, babalarınıza ve değerli hocalarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yarının çağdaş Türkiye'si olsa olsa ancak sizin gibi bu cesur beyinlerle ve onların katkılarıyla oluşacağını kalben inanıyorum. Bundan sonra da öğrenme arzunuz daim. Başınız dik, yolunuz ve bahtınız her daim açık olsun sevgili canlar. Hoşça kalın, yolunuz açık olsun. Sayın Bilecik, sizi bırakmıyorum. Ve bugünün anısına kendisine plaketini takdim etmek üzere değerli rektörümüzü bir kez daha sahneye davet ediyorum. Madalya takdimimiz var. Biliyorsunuz İTÜ'de bu yıl bir ilk yaşadık. En yüksek ortalamayla mezun olan bir değil iki öğrencimiz var. Üstelik farklı fakültelerden, farklı bölümlerden. Büyük alkışlarla mimarlık bölümü mezunumuz Tayfun Saman ile elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümü mezunumuz Utku Emre Ali huzurlarınızda. Başkanım, sizleri teşekkürlerimizle uğurluyoruz. Teşekkür ederim.